70 günde Ayta Matematik kampımızın 16. gününde beraberiz gençler. Parabol 2. videodasınız. 16 gün olmuş bak 16 gün daha dün başlamış gibiydik 16 yarın 36 46 56 66 bir bakacaksınız ayete kampı bitmiş. Tabi biz programımızı önden götüreceğiz ayete kampı devam ederken diğer programlarımıza da kamplarımıza da başlayacağız. Ee, ayete kampı çekimleri bittiğinde biz biraz önden gidiyoruz mesela bugün 16. videoyu izliyorsunuz siz 16. günü belki ben 30'ları 35'leri falan bile belki çekmişimdir bilemiyorum artık nerede olduğumuzu. Ama bir çekimimiz bittiğinde diğerine başlıyoruz gençler. Evet parabolün birinci videosu harika bir videoydu. Çok öğreticiydi gerçekten. Parabolü böyle tam anlamıyla anlayacağımız, öğreneceğimiz bir e, videoydu. Bugün ile ilgili değişik işlere gireceğiz. Parabol 5 gün sürecek programda da biliyorsunuz. Program bu dersin PDF'e bütün kitabın PDF açıklamalar kısmında var. Programımız parabolde 5 gün sürüyor. İlk 4 gün konu anlatıyoruz. 5. günde sınav ayarı sorular çözüyoruz. 5 günün sonunda bir de konu tarama testi günümüz var. Orada hem rehberlik videomuz hem de konu tarama testlerinin çözümlü PDF'i gelecek. Başlayalım mı? Hadi gelin bakalım. Parabol çizme. Bugün onu göreceğiz. En son kaldığımız nokta dikdörtgenle ilgili bir soru çözmüştük. Ee, en büyük en küçük değer sorusu. Parabol en küçük değerini en büyük değerini tepe noktasının ordinatında alır diyerekten. Ne yaptık arkadaşlar? Geçtik parabol çizme konusuna. Parabol çizme. Nasıl oluyor bu parabol çizme? Bak burada adımlarını vermişim. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım. Gel okuyalım. Bir, tepe noktasını buluyoruz. İki, x eksenini kestiği noktaları buluyoruz. Bu iki nokta olabilir. Bir nokta olabilir. Hiç olmayabilir. Biliyorsunuz bir parabol x eksenini ya iki noktada kesiyordu. Delta büyük sıfır. Ya tek noktada kesiyordu. Çift kat kök delta eşit sıfır. Ya da hiç kesmiyordu. Hiç kesmiyorsa da ee, delta küçük sıfır oluyordu y eksenini kestiği noktayı bulacağız. y eksenini sadece tek bir noktada keser. Onu unutmayalım ve işi bitireceğiz gençler. Hadi bakalım yapalım. Nasıl oluyormuş? Parabolünü çiziniz diyor. Şimdi birinci madde tepe noktasını bulacağız. Tepe noktası T, K ile gösteriliyordu. R'nin formülü R simetri ekseniydi. Formülü eksi B bölü 2 A'ydı. Hadi eksi B'si 4. 2 A'sı A'sı 1 2 A'sı 2 4 bölü 2'den 2 çıktı. Demek ki bu parabolün R'si yani simetri ekseni 2'ymiş. Geldim şimdi K'sına. K nasıl bulunuyor? F'te götürüyoruz R'yi yerine yazıyoruz. 2 bulduğumuza göre F 2 bize K'yı verecek. Hemen x yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. Burası da eksi 5. Eksi 13 artı 4'ten eksi 9 çıkmış oldu. Demek ki arkadaşlar k'mız da eksi 9'muş. O zaman tepe noktasını yazabiliriz. 1 tepe noktası t 2'ye eksi 9 noktası. Geldim 2. 2 neydi? x eksenini kestiği nokta. Arkadaşlar x'i kestiği noktalar parabolün kökleriydi ya. x'i kestiği noktayı bulmak için Y'sine 0 vereceksiniz. Yani parabolü aslında 0'a eşitleyeceksiniz. Zaten bir ifadeyi sıfıra eşitlerseniz o denklemin köklerini bulursunuz. Çünkü denklem demek sıfıra eşitlenmiş hali demektir. O zaman x kare eksi 4 x eksi 5'i ne yaptım? Sıfıra eşitledim. x'e x diye ayırıyorum. Eksi 5'e artı 1 diye ayırıyorum. Buradan x eşittir 5 geliyor. Ve x eşittir eksi 1. Demek ki bir 5'te bir de eksi 1'de kesiyormuş. İşte size eksenleri kestiği noktaları da bulduk. 3 y'yi kestiği noktayı bulalım. x'i kestiği noktayı bulmak için y'sine 0 veriyorsak y'yi kestiği noktayı bulmak için de x'ine 0 vereceğiz. Hadi verelim. 0 yazarsam gider. 0 yazarsam gider. Eksi 5 kalır. Demek ki y'yi de eksi 5 noktasında kesiyormuş. İşte arkadaşlar bakın. y'yi kestiği nokta. x'i kestiği iki nokta. Bu da tepe noktası. Artık parabolü çizebiliriz değil mi? Hemen şöyle koordinat eksenimizi oluşturalım. Neymiş? 2'ye eksi 9. Tepe noktamız 2'ye eksi 9'da şurası olsun. 2'ye eksi 9'dan geçiyor. Hatta biraz daha düzgün böyle hoş çizelim. 2'ye eksi 9. Ee, şöyle yapalım. Ve gençler şöyle yapalım. İşte bu bizim tepe noktamız. Parabolümüzün tepe noktası burada. Peki x'i eksi 1 ve 5'te kesiyor. Eksi 1 noktası şu nokta. Bu nokta eksi 1 noktası. 5 noktası şu nokta. Burası 5 noktası. y'yi kaçta kesiyormuş? y'yi de eksi 5'te kesiyormuş. O zaman eksi 5'ten geçecek. Eksi 5'te şurası. Peki kolları aşağı doğru mu çizeceğiz? Yukarı doğru mu? Zaten aşağı doğru çizeceğimiz belli. Yukarı doğru çizersek eksi 5'ten geçiremeyiz. Ama garanti altına almak için bir parabolün arkadaşlar e kollarını belirleyen katsayı hangisiydi? A katsayısı yani x karenin katsayısı. x karenin katsayısı burada artı 1 yani pozitif olduğu için kollarımız yukarı doğru olacak. Peki. O zaman çizelim gelin. Şöyle şununla çiziyorum arkadaşlar. Bakın şuradan geçtik. Şuradan geçtik. Eksi 5'ten geçtik. Tepe noktamız burası. Şöyle biraz daha düzgün çizelim. Hoppa! İşte parabolümüz böyle bir parabol. X'i eksi 1'de ve 5'te kesti. Y'yi eksi 5'te kesti. Tepe noktası da 2'ye eksi 9 oldu. Kolları yukarıda olan parabolümüzü çizmiş olduk. Tamam. Devam ediyoruz şimdi. Y eşittir x kare eksi 2 x artı 1 parabolünü çiziniz. Aynı mantık yine tepe noktasına bulacağım. Trk R'nin formülü neydi? Eksi B bölü 2A. Eksi B'si 2. 2A'sı da 2. 2 bölü 2'den 1. K'sı F R'ydi. R'yi 2 bulduğumuza göre 1 bulduğumuza göre F 1'i bulacağız. X yerine 1 yazarsak 0 çıkıyor. Demek ki tepe noktası 1 yazalım şuraya. Tepe noktası 1'e 0. 1'e 0 ne demek arkadaşlar? X ekseni üzerindeymiş. 1'e 0 noktası X ekseni üzerindedir. Y'si yok görüyorsunuz. Demek ki bu parabolün tepe noktası X ekseni üzerinde. Tamam. İkinci madde neyi bulacağız? x'i kestiği noktaları y'ye 0 verirsem x kare eksi 2x artı 1'i 0'a eşitleyeceğim. Burayı x'e x diye, burayı eksi 1'e eksi 1 diye ayırırsam x eşittir 1 ve x eşittir 1. Zaten tepe noktası x'in üzerindeyse ise hep de tepe noktası e, parabol x'e. Teğet olduğu zaman da çift kat kök. Yani delta eşit sıfır. Bakın her şey tutarlı. Çift kat kökümüz çıktı. Geldim şimdi üçüncü maddeye. Bu sefer de y'ye sıf x'e sıfır verip y'ye bulacağım. x'e sıfır verirsem y'sini de birde kestiğini görürüm. İşte arkadaşlar tepe noktası x'i kestiği nokta ve y'yi kestiği nokta. O zaman gelin artık parabolün denklemini şey, tipini şeklini çizelim. Şöyle bir parabol çizeceğiz şimdi. Tepe noktası 1'e 0. Yani şurası. Bir e 0 noktası. Ayrıyeten kökü de burada. Değil mi? 1 x eşittir 1 kökü burada. Y'yi de 1'de kesiyor. Y eşittir 1 de burası. Hadi çizelim. Kollar yukarı doğru olacak. Ha, o zaman şöyle bir parabol olacak. Şurada teğet olacak ve şu şekilde devam edecek. İşte arkadaşlar parabolümüz çok düzgün çizemiyorum çünkü ee, yani şöyle geçirmek istediğim için şey olmuyor. Şu an güzel çiziyorum ama şuradan bakayım böyle hızlı çizince nasıl çizeceğim. Merak ettim. Biraz daha fena olmaz. Tamam. Tepe noktası 1'e 0'da. X'i 1'de kesiyor. Teğet kesiyor. Y'yi de 1'de kesiyor. X kare eksi 9'un parabolün, parabolünün grafiğini çizelim. Yine tepe noktamız R, K. Bunu bulacağız. R'nin formülü eksi B bölü 2A. Gördüğünüz gibi eksi B'si yok. Çünkü B'si yok. Yani X'li terimi yok. O zaman B'sini 0 alıyoruz. 0 bölü bir sayıdan 2a'dan 0 gelecek. R'si 0. 0 yerine yazdık. K'sı da eksi 9 çıktı. Demek ki 1 tepe noktamız 0'a eksi 9. Bu sefer tepe noktamız nerede? Bir önceki soruda x'in üzerindeydi. Burada tepe noktamız y ekseni üzerinde bir noktada. Peki geldim ikinci maddeye. X'ine y'sine 0 verelim ve x'i kestiği noktaları bulalım. x kare eksi 9 eşittir 0 oldu. Çarpanlarını ayırırsam x eksi 3 çarpı x artı 3 2 kare farkı ya da eksi 9'u karşı tarafa atarak da yapabilirdiniz. Buradan x eşittir 3 gelir ve x eşittir eksi 3 gelir gençler. Kaç tane kök geldi? 1, 2 tane kök geldi. Demek ki iki noktada kesiyormuş x'e. Geldim şimdi üçüncü maddeye. Bu sefer x'ine sıfır verelim y'yi bulalım. X'ine sıfır verirsek y'yi de eksi 9'da kestiğini görürüz. Bakın y'yi eksi 9'da x'i 3 ve eksi 3'te tepe noktası da sıfıra eksi 9. Artık pekişmiştir değil mi anlamışızdır. Şöyle çizelim. Y'yi eksi 9'da kesen bir parabolden bahsediyoruz. Şimdi şurası 3 eksi 3 noktası olsun. Şurası eksi 3 noktası olsun. Eksi 3 noktası. Şurası artı 3 noktası olsun. Şurası da eksi 9 noktası olsun. Tepe noktası burası aynı zamanda. Bu sefer de tepe noktası ile y'yi kestiği noktaya çakıştı. Bir önceki soruda da tepe noktası ile eksi kestikleri noktalar çakışmıştı. Şöyle bir parabol. Tepe noktası burada olacak. Şöyle bir parabol'den bahsediyoruz gençler. Şuradaki uzunlukların eşit olduğunda görüyorsunuz. Bu parabolün simetri ekseni nedir diye sorduğumuz zaman x eşittir 0 doğrusu diyeceğiz. x eşittir 0 doğrusunun diğer adı nedir arkadaşlar? y eksenidir. Yani b'si 0 olan x'li terimi olmayan bir parabolün simetri ekseni y eşittir 0 pardon y ekseni de diyebiliriz. Alın size ufak bir küçük bir öğrenci notu. Devam edelim şimdi son olarak bu parabolü çizeceğiz değil mi? Evet son bu parabolü çizeceğiz. Hemen TRK'sını buluyorum. R'si eksi B bölü 2A. Eksi B'si eksi 2. 2A'sı da eksi 2. Eksi 2 bölü eksi 2'den artı 1. Şimdi K'sını bulalım. K'sı da FR yani F1. X yerine 1 yazarsam eksi 1 artı 2 eksi 8. Eksi 10 daha Eksi 9 2 daha eksi 7. O zaman 1 diyelim tepe noktası kaç çıkıyormuş? 1'e eksi 7 çıkıyormuş bunu yazdık. Geldim ikinci maddeye. Ne yapacağım? Y'ye 0 vereceğim ve x'i bulacağım. Y'ye 0 verirsem eksi x kare artı 2x eksi 8 eşittir 0. Çarp abicim hepsini eksiyle x kare eksi 2x artı 8 eşittir 0 x karenin önünde eksili olduğu zaman karıştırıyorsun çünkü. Bunu x eksi ayırdım. Bunu eksi 4'e artı 2 yemez çarpımları, toplamları eksi 2 de çarpımları. Değil. Bunu artı yaptığım zaman ortayı vermez. 8, 1 olmaz. 2, 4 olmaz. Çarpanlarına ayrılmıyor. Çarpanlarına ayrılmadığı zaman neyi düşünüyoruz? Hemen deltayı. Deltası ne? B kare eksi 4 ac. Hadi bulalım. B karesi 4. Eksi 4 çarpı. A'sı 1, C'si 8. Hayda. 4 eksi 32'den. Deltamız eksi 28 sıfırdan küçük çıktı o zaman var mı yani bir problem? Bence yok. Delta sıfırdan küçük çıktıysa ne diyeceğiz arkadaşlar? Demek ki x eksenini kesmiyormuş. Kök bulamadığımıza göre x eksenini kesmiyor diyeceğiz ve geçeceğiz üçüncü maddeye. Üçüncü maddede de x'e sıfır verip y'yi kestiği noktayı bulacağız. y eşittir. x'ine sıfır verirsek eksi sekizde keser. y'yi eksi sekizde kesiyor. Tepe noktası bir e eksi yedi ve x eksenine hiç değmeyen bir parabol çizeceğiz gençler. Hemen çiziyorum. Hemen çiziyorum. Y'yi eksi 8'de kesiyordu. Şu eksi 8'i bir işaretleyelim. Tepe noktası da 1'e eksi 7. Şurası 1 noktası. Şurası da eksi 7 noktası. Şu da parabolümüz olacak. Kollarımız aşağı doğru. Çünkü bakın x'li terimimizin x kareli terimimizin katsayısı nedir burada? Eksi. X kareli terimin katsayısı eksi olduğu zaman kollar aşağı doğru oluyordu gençler. O zaman ne yapalım? Hadi çizelim. Nasıl çizeceğiz? İşte şöyle çizeceğiz. Bakın şöyle. Eksi 8'de y eksenini kesecek. Tepe noktası da böyle olacak. Gördüğünüz gibi x ekseniyle hiçbir organik bağı bulunmayan parabolümüzü çizmiş olduk. Anladık değil mi arkadaşlar? Parabol çizme adımlarını anladık. Artık e, size bir parabol verildiği zaman onu koordinat eksenine aktarabilirsiniz. Bütün örnekleri çözdük. Şimdi geldik. Bize bize bir parabolün denkle e, grafiği verildiğinde denklemini nasıl yazabiliriz Bu daha çok kullanılıyor Çünkü bu hani yazılı bir sınava girmediğimiz sürece bu soru olarak karşımıza çıkmaz Bazı yerlerde işimize yarayacak şeyler var kullanacağımız ama asıl Önemli olan bu çizilen parabolün denklemini yazma hatırlıyorsanız eşitsizlikte de şöyle bir şey yapmıştık. Eksenleri kestiği noktalar biliniyorsa parabolümüzün denklemi a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 çok mantıklı. Neden mantıklı hemen gösteriyorum. Parabolümüzün x eksenini kestiği noktalar şu nokta x1 olsun şu noktada x2. Yahu ikinci dereceden bir ifadenin kökleri x1 x2 ise o ikinci dereceden ifadenin bir çarpanı x eksi x1'dir. Diğer çarpanı da x eksi x x 2'dir arkadaşlar. Öyle değil mi? Yani bir kökümüz 3 diğer kökümüz 5 ise denklemimiz x eksi 3 çarpı x eksi 5'ten oluşuyordur ya. Ama başındaki sayı onu bilemem. Başındaki sayı 7 olsun, 5 olsun, 3 olsun. Sonuçta ben bunu sıfıra eşitlediğim zaman buradan kök 3 gelir. Buradan da kök 5 gelir. Ben kökle ilgileniyorum. Buradaki baş katsayıyı da bilmediğim için başına bir tane a'yı koyuyorum işte bu kadar. Yani eksenleri kestiği noktaları bildiğimiz parabolün denklemini bu şekilde yazabiliriz gençler. Geldik şimdi tepe noktasını biliyorsak her zaman eksenleri kestiği noktaları bilmeyeceğiz. Bazen de tepe noktasını bilip denklemini yazmamız gerekecek. Bu sefer de formülümüz a çarpı x eksi r'nin karesi artı k formülüyle bulunuyor. Yani tepe noktamız t, r, k iken denklememiz a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde bulunuyor gençler. Peki hadi bakalım o zaman ne yapalım? Biraz sorularına geçelim. Şekilde y eşittir fx parabolünün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Hangisini kullanacağız? Şuna 1 diyelim. Şuna 2 diyelim. Bu eksenleri kestiği noktaların bilindiği. Bu da tepe noktasının bilindiği. 1 o 2 o. Tabii ki biri kullanacağız. Niye? Çünkü eksenleri kestiği noktaları biliyoruz. Eksi 1 ve 4'ü. O zaman hemen yazıyorum. fx parabolü eşittir. a çarpı x eksi birinci kök yani 4 x eksi 4 çarpı x eksi ikinci kök. Diğer kökümüz eksi 1 olduğu için x eksi eksi 1. Düzeltelim fx parabolümüzün denklemi a çarpı x eksi 4 çarpı x artı 1. Peki şuradaki a'yı bulamazsam soruyu çözemem. Çünkü şıklarda hiç a'lı bir şey yok. Peki a'yı nasıl bulacağım? A arkadaşlar bir nokta lazım bize. Yerine yazalım ki bilinmeyen a kalsın olayı İşi kökünden bitirelim. Peki o nokta ne? An işte burada o nokta. 3'e kaça kaç bir nokta? 0'a 3 noktası. Parabolün üzerinde mi? Tabii ki üzerinde. Denklemini sağlar mı? Tabii ki sağlar üzerinde ise. O zaman x yerine 0, y yerine 3 yazalım. x yerine 0 yazarsak burası eksi 4 olur. Burası da artı 1 olur. Çarparsam eksi 4a olur. Eksi 4a eşittir 3. Buradan a eşittir eksi 3 bölü 4 çıktı. Güzel. Bu arada kontrol edin a'nızın negatif olması çıkması gerekiyor. niye? Çünkü kollarınız aşağı doğru. O zaman fx parabolünü bir daha yazalım gelin. fx eşittir. a'sı eksi 3 bölü 4 çarpı x eksi 4 çarpı x artı 1. Şıklara bakıyorum hep dağıtmış. E ben de dağıtayım o zaman. x eksi 4 ile x artı 1'i çarparsam x kare eksi 3x eksi 4 gelir arkadaşlar. Daha sonra ne yapacağız? Daha sonra e, bu eksi 3 bölü 4'ü de içeri dağıtacağız. Eksi 3 x kare bölü 4. Eksi ile eksinin çarpımı artı 9 bölü 4 x. Eksi 4 ile şu 4 birbirini götür. Eksi ile çarpımı artı 3 olacaktır. F x parabolümüzün denklemi. Hangi şıkta? Bu soruların en zoru şıkkı bulmak. Hepsi birbirine benziyor. Siz kardeş misiniz? Eksi 3 x kare bölü 4 artı 9 x. Evet b şıkkı olduğunu görüyorum arkadaşlar cevabımız. Anlaştık mı? Ne yaptık arkadaşlar? Eksenleri kestiği noktaları kullandık. Çünkü eksenleri kestiği noktaları biliyoruz. Şimdi bakalım. Yine eksenleri kestiği noktaları biliyoruz. Eksi 1 ve 3'ten geçmiş. Tepe noktasının ordinatı kaçtır diyor. Şimdi absisini sorsaydı bu sorunun çözümü çok basitti. Çünkü absisi demek simetri ekseni demek. Simetri ekseni de şurası bakın. Parabolü iki eşit parçaya bölen doğru şurası. 3'ten eksi 1'e kadar olan 4 birim var. Bunları toplayıp 2'ye bölerseniz 3 eksi 1 bölü 2, 2 iki bölü 2'den 1. Yani simetri eksenimiz 1 aslında. Yani R'miz 1. Ama bize R'yi sormuyor. Neyi soruyor? Tepe noktasının ordinatını yani K'yı soruyor. O zaman bizim F1'i bulmamız lazım. F1'i bulabilmek için önce Fx'i bulmamız lazım. Fx'i bulmak için de parabolün denklemini yazmamız lazım. Nedir parabolün denklemi? fx eşittir a çarpı x eksi eksi 1'den x artı 1 çarpı x 3. Bu a'yı bulabilmek için verilen nokta şu nokta 3 noktası yani 0'a 3 noktası. x yerine 0 y yerine 3 yazarsam 3 eşittir. 0 yazarsam eksi 3 tane a gelir. Buradan a eşittir 1 olur mu? Olur abicim tabii ki olur. O zaman biz fonksiyonumuzun yani parabolümüzün denklemini yazalım. Eksi 1'i yaz. Şöyle dağıtalım isterseniz. Hatta hiç dağıtmaya gerek yok. Eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3. Niye dağıtıyoruz ki? Bizim aradığımız zaten f1. x yerine 1 yazacağız. Ha dağıtarak yazmışsın ha dağıtmadan yazmışsın. x yerine 1 yazarsak eksi 1 çarpı 1 1 daha 2 1'den 3 çıktı. Eksi 2 bunları çarptığımda da cevabımız 4. Yani b seçeneği gelecektir gençler. Demek ki şu noktada 4 noktasıymış. 1'e 4 noktasıymış simetri eksenimiz. Anlaştık. Anlaştık. Evet. Ne oluyor? fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolünün tepe noktası t'dir olduğuna göre ax'i b artı c. Bu sefer ne vermiş gençler? Bu sefer Tepe noktasını vermiş. Aslında eksenleri kestiği noktaları da vermiş. Çünkü simetri eksenini vermiş. 1'den 3'e kadar şurası 2 birim. Burayla bura aynı olacak. Burası da 2 birim. 1'den 2 birim geriye gidersem burada eksi 1 olur. Yani aynı şeyi vermiş aslında. Yani e, tepe noktasında vermiş. Eksenleri kestiği noktaları da vermiş. Hangisini kullanmak istiyorsan onu kullan. Gel bir de tepe noktasını kullanalım. Tepe noktası TRK olan parabolün denklemi y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı kayıt. Bizim tepe noktamız ne? 1'e 4 mü? O zaman denklemimiz şöyle yazılacak gençler. Takip edin. y eşittir a çarpı x eksi 1'in karesi artı 4. Oh 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 çok güzel. Şimdi şu a'yı nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız gençler? Bir nokta lazım bize. 2 e, tane var kardeşim. Bir nokta değil. Bir 3 var bir eksi 1 var. Hangisini? Paşa gönlün hangisini isterse. Ben 3'ü kullanmak istiyorum. E tamam 3'ü kullan o zaman. Bu 3 kaça 3? 3'e 0. Yani x yerine 3 yazacaksın. Y yerine 0 yazacaksın. x yerine 3 yazarsam 3'ten 1 çıktı. 2 karesini aldım 4. 4a artı 4 eşittir 0. 4'ü karşı tarafa attım. 4a eşittir eksi 4. Buradan a eşittir eksi 1 çıktı. O çok güzel. O zaman parabolümüzün denklemini yazalım. Bu arada ha a, a, tamam. Bu o zaman y eşittir eksi 1 çarpı x eksi R dediğimiz 1'di zaten. X eksi 1'in karesi artı 4. Parabolümüz bu arkadaşlar. Şimdi bize A, B, C'sini soruyor ya. Bir açalım öyle görelim. Buradan görmesi zor olur. Hemen açıyorum. Y eşittir. Eksi 1 çarpı. X eksi 1'in karesi. X kare eksi 2X artı 1. Doğru mu? Yanında ne var? Artı 4 var. Eksi içeri dağıtalım. Y eşittir. Eksi X kare artı 2X eksi 1 artı 4. Toparlayalım Uğurcuğum. Y eşittir eksi x kare artı 2x artı 3 olur parabolümüzün denklemi. E demek ki a'mız kaçmış? Eksi 1. x karenin katsayısı a. B'miz kaçmış? 2. C'miz kaçmış? 3. Soru ne diyor? A'yı yaz. B'yi çıkar. C ile topla. Burası eksi 3. Artı 3 ile toplanırsa 0. Doğru cevabımız C şıkkı olmuş olur gençler. Tamam güzel bir çözüm oldu. gayet hoş. Ee, öğret size öğretmek istediğim bu derste en önemli şey. Bir parabolün grafiğine bakarak onun denklemini yazabilmelisiniz. Ve hep bunu düşünmelisiniz. Yani demelisiniz ki A eksenleri kestiği noktalar biliniyor. A işte Tepe noktası biliniyor. Buna göre denklemi direkt yazabilmelisiniz. Bunu alışkanlık haline getirmelisiniz. Grafiği verilen f fonksiyonu a-2-4 noktasından geçtiğine göre f6. Bu sefer f6 diye bir şey sormuş. Bakıyorum eksenleri kestiği noktalar verilmiş. O zaman y eşittir a çarpı x-4 eksi yani x artı 4 çarpı x-2 dedim yapıştırdım. Şimdi bu sefer bu noktayı bulmak için bana şurayı vermemiş. Ama ne vermiş? a-2-4 noktasını vermiş. Fark eder mi benim için? Hiç fark etmez. Nokta olsun da taştan olsun. X yerine kaç yazacağız? Eksi 2. Y yerine kaç yazacağız? Eksi 4. Hadi yazalım. X yerine eksi 2, Y yerine eksi 4 yazarsam eksi 4 eşittir. Buraya eksi 2 yazarsam artı 2 olur. Buraya eksi 2 yazarsam eksi 4 olur. Doğru değil mi? Bir bakayım. Eksi 2 yazdım. Artı 2. Eksi 2 yazdım. Eksi 4. Eksi 8 tane A geldi. Her iki tarafı eksi 8'e bölersem A eşittir. Eksi 4 bölü eksi 8'den artı 1 bölü 2 çıktı. Hayırlı uğurlu olsun dedik. Peki. F6'yı soruyor. Hiç dağıtmayın arkadaşlar. Y eşittir 1 bölü 2'yi yazın. X artı 4'ü yazın ve x eksi 2 yazın. Hiç dağıtmayın. Niye? Çünkü bize zaten f6'yı soruyor. x yerine 6 yazmamız yeterli. x yerine 6 yazarsak 1 bölü 2 çarpı 6 1 da, 4 daha 10. 6'dan 2 çıktı 4. 40 çarpı 40 bölü 2'den cevabımız 20 olur. Yani D seçeneği. Bu derste size öğretmek istediğim en önemli şey parabolü gördüğünüz zaman denklemini yazabilmelisiniz. Bu sizin alışkanlığınız olmalı. Çünkü parabolde gerçekten değişik sorularla karşılaşacağız. Onları çözeceğiz. Ama ondan önce şurada bir tereddütümüz olmayacak. Parabolü gördüm. Hemen hemen denklemini yazabileceğim. Tamam mı? Lütfen. Şimdi birkaç tane farklı soru çözelim bakalım. Şekildeki parabol eğrisinin, eğrisinin denklemi y eşittir x kare eksi 2x eksi m'dir. 3 OA eşittir 2 OB olduğuna göre M kaçtır? Çok önemli bir soru. Bak şunu söyleyeyim sana. Gerçekten çok önemli bir soru. Şimdi OA 3 OA 2 OB. Biz oran orantıdan biliyoruz ki ben buraya 2K verirsem buraya 3K verebilirim. Madem OB uzunluğu 3K o zaman B noktası 3K'ya 0 noktasıdır. Yani şuradaki nokta 3K'dır. E madem OA 2K. O zaman şuradaki A noktası da eksi 2K'ya 0 noktasıdır. Doğru mu? Sol tarafta olduğu için oraya da negatif işaretini koydum. Şimdi M kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar. Bak. Çok dikkat edin. 3K ve eksi 2K. Bunlar eksenleri kestiği noktalar. 3K ile eksi 2K'nın toplamı bana kökler toplamını verir. Kökler toplamını. Neden? Çünkü 3K'da, eksi 2K'da bu verilen parabolün kökleridir. Eksenleri kestiği, x eksenini kestiği noktalardır. E o zaman 3K'dan 2K çıktı. K eşittir kökler toplamı. Kökler toplamının formülü neydi? Eksi B bölü A. Aferin sana. Eksi B'si soruda görüyorsunuz 2. A'sı da 1. 2 bölü 1'den 2. K kaç çıktı arkadaşlar? 2 çıktı. K2 ise eğer bu B noktası 6 ymış bu A noktası da eksi 4'müş. Çünkü 2K dedik eksi 4. Eksi 2K dedik 3K dedik 6. M kaçtır diye soruyor. Gençler M'yi de kökler çarpımından bulalım mı? Bu denklemin kökler çarpımı C bölü A. Yani eksi M bölü 1'den eksi M. E biz bu denklemin köklerini bulduk. Bir kökünü 6 bulduk. Bir kökünü eksi 4 bulduk. 6 ile eksi 4'ü çarparsam eksi 24. Eksileri artı yaparsam m eşittir 24. Resmen ikinci dereceden denklem yaptık. Sorunun hiçbir yerinde parabol yok görüyor musunuz? İkinci dereceden denklemle parabol işte bu kadar net bir şekilde birbirlerine bağlantılıdır. Tamam Ha bunu simetri ekseninden de yapardık. Niye yapamayalım? Simetri ekseninden de olurdu. Çekerdik simetri eksenimizi. 3K 2K. Orta noktaları 3K ile eksi 2K'yı topla 2'ye böl. Yani K bölü 2. K bölü 2 rs yani eksi b bölü 2a. Eksi b'si 2. 2a'sı da 2. 2 bölü 2. Iki. 2'ler sadeleşti. k 2 çıktı deyip oradan da devam edebilirdik. Başka ne yapardık? Ha, k eşittir 2 çıktı. O zaman bu nokta 6 noktası. 6 noktası demek 6'ya 0 demek ve parabolün üstünde demek. Parabolün üstünde ise denklemini sağlar. Götürüp yerine yazıyorum. 6 yazıp 0'a eşitleyelim. 6'nın karesi 36. 6 kere 2 12. Eksi m eşittir 0 dedim. M'i bu tarafa atarsam M eşittir 36 eksi 12'den 24 çıkar. Yine aynı sonucu buluruz. Ama ilk çözdüğüm çok daha şık, çok daha güzel. Haberin olsun. Evet şekilde grafiği verilen parabolün x eksenini kestiği noktalar K ve L'dir. KL uzunluğu kaçtır? Ha. Arkadaşlar direkt şunu görmenizi istiyorum. Direkt. Şimdi bak. Bak şimdi. Soruya baktın tamam mı? Baktın soruya. Görebildiğin grafik anlamında görebildiğin tek şey bu nokta. Aklına direkt bu nokta ile ilgili bir şeyler yapmak gelecek tamam mı? Bu nokta ne noktası? Bu nokta 0'a 6 noktası. Bu nokta parabolün üzerinde mi? Bu nokta parabolün üzerinde. Parabolün denklemini sağlar mı? Parabolün denklemini sağlar. E geri götürüp yerine yazarsam arkadaşlar 0 yazarsam bir tek m'li kalır. M'yi bulmuş oluruz. Süper olur x yerine 0 yazalım gitti. x yerine 0 yazalım gitti. m artı 6 oldu. m artı 6 eşittir 6 ise m eşittir 0. Zaten ben size ilk derste demiştim ki bir parabolün y'yi kestiği nokta demek sabit terimi demek. Yani direkt m artı 6'yı da 6'yı eşitleyebilirdiniz. m artı 6 eşittir 6'dan m eşittir 0 hocam. Güzel. O zaman parabolün denklemini yazalım. fx eşittir. Eksi x kare. M yerine 0 yazarsam 1x yani artı x. Yanında da M yerine 0 yazarsam artı 6. KL uzunluğu kaçtır? Şimdi burasına x1 diyelim. Burasına x2 diyelim. Bize x1 eksi x2'yi soruyor. Bunun bir formülü vardı. Kök delta bölü mutlak a. Buradan gidebilirsiniz. Problem yok ama bence kökü bilinen denklemde buradan gitmek saçma. Çünkü kökünü bulabilirsen aradaki mesafeyi çok daha rahat bulursun ve kökü bulunur. Nasıl bulunur? Bunu sıfıra eşitleriz. Eksiyle bir çarp abicim. Kurban olsun hocam sana. x kare eksi x eksi 6 eşittir sıfır. Burayı x'e x, burayı eksi 3'e artı 2 diye ayırdığım zaman bir kökümüz x eşittir 3. Bir kökümüz x eşittir eksi 2 çıkıyor sevgili gençler. Tamam. Kale uzunluğu kaç birimdir diyor. Bir kökümüz 3 e burası 3 demek ki. Öbür taraf 3 olacak hali yok. Burası da eksi 2. Bu aradaki mesafe 3'den eksi 2'ye kadar. Bak bu OL 3 birim. KO da 2 birim. 3 artı 2'den toplamda KL uzunluğu 5 birim çıkmış olur gençler. Başka nasıl yapabilirdik? Dediğimiz gibi deltasını bulurduk. Kök deltasını bulurduk. Kök delta bölü mutlaka. Demek ki bu sorunun deltası 25 çıkıyormuş. Onu da görmüş olduk değil mi? 25 çıkıyor deltası da. Niye? Çünkü 5 çıktı uzunluk. Tamam Peki devam ediyoruz o zaman. Bu sefer aradaki mesafeyi vermiş N bölü M e oranını soruyor. Yine çok güzel bir soru. Yine çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi gençler bize ne vermiş? Şuraya x1 diyeyim yine. Şuraya da x2 diyeyim. Bu sefer x1 eksi x2'yi vermiş. Eşittir 8. Bak az önce oradan da bulabilirdik. Ha? Burayı 3 burayı eksi 2 bulduk ya. 3 eksi eksi 2'yi bulursak uzunluğu bulmuş oluruz direkt. 3 artı 2'den 5. Ben öyle yapmadım. Burası eksi kafanız karışmasın diye. Normalde öyledir değil mi? Şöyle bir şey çizelim mesela. Şurası 7 noktası. Şurası 20 noktası ise arasındaki mesafe 20 eksi 7 eşittir. Onu şöyle hocam o kadar da değil ya diyorsunuz da ben yine içim rahat etsin. Ben göstereyim de. Şimdi x1 eksi x2 eşittir 8. Neden? Çünkü ab uzunluğunu 8 birim olarak vermiş. Şimdi başka ne yapabiliriz? Deltasını bulup kök delta bölü mutlak a'sını 8'e eşitlerseniz olur mu? Olur. Yanlış bir yöntem mi? Değil. Ama öküz gibi uzun sürer. Amelilik yapmaya gerek yok. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bunun bak şunu hatırla. İkinci dereceden denklemlerde böyle bir şey gördüğün zaman ben sana ne diyordum? Bir hatırla. Bir hatırla ya. Diyordum ki sana köklerin arasındaki fark işte x1 eksi x2 3 x1 artı 2 x2 5 x2 eksi 3 x1 falan gibi bir şey verdiği zaman bunun altına hemen neyi yapıştır diyordum kökler toplamını yapıştır diyordum. E bilmiyoruz ki hocam kökler toplamını. Emin olma o kadar. Kökler toplamı eksi b bölü a değil miydi? Eksi b'si eksi 2m. A'sı da m. M'ler gitti. Eksi 2. He hocam ben hiç öyle M'lerin gideceğini hesap etmemiştim. Onu da hesap edeceğim işte. AYT matematik tümüyle hesap işi. Şimdi ne yapacağız? Ne yapalım? Bence şöyle yapalım. Senin de aklına geldi biliyorum. Bunu alt alta yazmak aklına geldiyse bunları taraf tarafa toplamayan bizden değildir. Taraf tarafa toplarsam x2'ler gider. x1 x1 daha 2x1 eşittir. 8'den 2 çıktı 6. 2x1 6 ise bir tane x1 kaç çıkar? 3 çıkar. Peki ne yapalım? Götürüp yerine de yazabiliriz. X1 eşittir 3'ü. Şöyle yapalım. Yo hiç gerek yok. Bak 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 bak. X1 3 ya. X1 3 ya. X1 yerine 3 yazarsan. 3 eksi x2 eşittir 8 olur. x2'yi buraya 8'i buraya atarsam x2 eşittir eksi 5 olur. Bak şimdi bak. Kökler çarpımı eksi 15'tir. Kökler çarpımı. Kökler çarpımı c bölü a'dır. Bu sorunun C'si ne? A'sı da M. Zaten direkt sorduğu çıkıyor N bölüme. Kökler çarpımı N bölüme. Kökler çarpımı eksi 15. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Çok güzel bir soru. Arkadaşlar ikinci dereceden denklemi ne kadar sık kullandığımızı görüyorsunuz değil mi? İkinci dereceden denklem demek parabol demek parabol demek ikinci dereceden denklem demek. Evet son sorumuzu çözüyoruz şimdi. Y eşittir x kare a, tabi bu dersteki son sorumuzu bakalım. O güzel bugün bugün güzel bugün çok fazla yapmadık. Bazen böyle yükleniyorum, bazen hafif relax bırakıyorum. E, yaparım arada böyle şeyler. Şekildeki parabolde AO eşittir 7OB olduğuna göre m kaçtır? Bu da farklı bir soru. Şimdi AO eşittir 7OB. O zaman OB'ye k diyelim. Şu uzunluk k birim olsun. O zaman B noktası K'ya 0 noktası olur. O zaman OA 7K çıkar. O zaman şu A noktası eksi 7K'ya 0 olur. Doğru mu? Çünkü burası 7K'lık bir mesafe olur. Peki gelin kökler toplamını bulalım. Kökler toplamı bir kökümüz eksi 7K bir kökümüz K. Kökler toplamımız eksi 7K artı 1K. Yani eksi 6K. E, eksi b bölü a değil mi? Eksi b'si eksi 6 a'sı da 1. O zaman eksi 6 k eksi 6'dan k eşittir 1. K 1 ise arkadaşlar bu a noktası demek ki eksi 7'ye 0 noktası. Bu b noktası da demek ki 1'e 0 noktası. Bize m'yi soruyor. Yine kökler çarpımından gidebiliriz. Bir kök, şimdi k'yı 1 bulduk. Bir kökü 1, bir, bir kökü eksi 7 bulduk ya. Kökler çarpımı eksi 7 çarpı artı 1'dir. E soru kökler çarpımı c bölü a. Yani eksi m artı 2 bölü 1. Yani eksi m artı 2 eksi m'i bu tarafa, eksi 7'i bu tarafa atarsam m eşittir. 7 artı 2'den 9 çıkar. Doğru cevabımız c şık. olmuş olur gençler. İşte Güzel bir ders oldu. Bence keyifli bir ders oldu. Gençler ne yaptık? Bugün parabolün denklemini yazmayı gördük. Yani bize eksenleri kestiği noktalar verilirse denklemi nasıl yaparız yazarız? Tepe noktası verilirse denklemi nasıl yazarız? Ya da parabolün ee, grafi... Ee, Parabolün grafiği verirse denklemleri nasıl yazarız? Parabolün eksenleri kestiği noktalar verirse grafiği nasıl çizeriz? Ya da denklem verirse grafiği nasıl çizeriz? Hepsini gördük ve bu videoda Dikkatinizi çekmek istediğim en önemli nokta şu. Soru çözümlerinin bundan sonra da hep böyle olacak onu da söyleyeyim. Bu hani seçip seçip koyduğum değil. Gerçekten parabol sorularının %80'i ne demiştim ilk e, videoda? 75'i de demiş olabilirim. Şu anda hatırlamıyorum. Grafik sorularının arkadaşlar %75 grafik soruları değil. Parabol sorularının %75'i ikinci dereceden denklemler yardımıyla çözülür. O yüzden ikinci de dereceden denklemlerimizin de çok iyi olması gerekiyor. Bugünlük bu kadar. Parabol 2 ile alakalı artık parabol ile alakalı iyice soru çözer duruma geldiniz. Artık ilk testleri, ilk iki testleri kemirebilirsiniz. E, 17. günde parabol dersimizle baya baya parabolleri ilerletmiş olacağız. Biliyorsunuz 5 gün dedik. 4 günü konu anlatımlı. 1 günü sınav ayarı sorular. 6. günde de konu tarama te testini siz çözeceksiniz. Ben de rehberlik videosu, yayınladığım rehberlik videosunun açıklamalar kısmında sizin 6. parabol gününde çözdüğünüz konu tarama testlerinin pdf'lerini açıklamalar kısmına bırakacağım. Kendinize çok iyi bakın. Çalışmaları biraz daha sıklaştırın. Artık kamp kamp kendini hissettirmeye başladı artık. 16. güne falan geldik arkadaşlar. Yani 35'e gelince bu işin yarısına geldiğimizde işler bayağı bir ciddileşmiş olacak. Bu konular çok önemli. Bu konular ikinci dereceden denklem, karmaşık sayı, eşitsizlik, parabol. Bu konular AYT'nin temeli. Bunları lütfen çok iyi öğrenin. Kendinize iyi bakın. Hepinize kucaklar dolusu sevgiler gönderiyorum.